-25 Derneği'ne merhaba. Ben robotumuz Zeytin ve babam Kurbağa Oğlu'nun yazarı Bukit Çetin. Bugün -25 Derneği'ndeki çocuklar için biraz kitaplarımdan söz etmek istiyorum. Önce robotum Zeytin'i anlatarak başlayayım. Robotum Zeytin'in içerisinde Uğur isminde bir çocuk var. Uğur bir savaş bölgesinde yaşıyor ve gün geçtikçe yaşadığı şehirde koşullar çok güçleştiği için yaşadığı şehri ailesiyle birlikte terk etmek zorunda kalıyor. Kitabı çok ayrıntılı anlatmayacağım, kısacık bahsedeceğim. Merak edersiniz ve okumak istersiniz diye. Uğur'un bir arkadaşı var. Arkadaşının ismi Zeytin ve o bir robot. Uğur robotu Zeytin'le birlikte bir şehirden bir başka şehre taşınıyor ve bu yeni şehirde birçok yeni şeylerle tanışıyor. İşte yeni bir çevreye alışması gerekiyor, yeni bir okula gidiyor, orada arkadaşları oluyor ama tüm bunları yaşarken bazı zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü arkadaşları ona zorbalık yapıyorlar, onu pek aralarını almak istemiyorlar. İşte tüm bu süreçlerde Uğur yaşadığı her şeyi robotu Zeytin'le paylaşıyor. Ve en sonunda, kitabın sonunda sürpriz bazı gelişmeler oluyor. Robotum Zeytin, Uğur'un yaşadığı bu maceralı süreci anlatan bir kitap. Diğer kitap ise Babam Kurbağa Oldu. Burada da Petek isminde bir kız var. Petek bir gün okuldan arkadaşı Çiğdem'le birlikte evlerine dönerken yolda bir kurbağa görüyor. Ve kurbağayı gördüklerinde Çiğdem ona şöyle söylüyor. Kurbağa Prens masalını biliyor musun? Petek düşünüyor. Aslında Kurbağa Prens masalını bilmiyor ama ona bildiğini söylüyor. Sonra eve gidince Kurbağa Prens masalını annesinin ona okumasını istiyor. Ama evde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Babasının acil bir işi çıkıyor ve işi nedeniyle başka bir yere gitmesi gerekiyor ve bir sürede orada yaşayacak. Petek bu durumu kabullenemiyor. Babasının evden gitmesini istemiyor. Babasıyla o gün son kez bir araya geldiklerinde babası ona Kurbağa Prens masalını anlatıyor. Ve böylece Petek Kurbağa Prens masalını öğrenmiş oluyor. Ama babasının da kurbağaya dönüştüğüne ilişkin bazı fikirleri var. Acaba babası kurbağaya dönüşmüş olabilir mi? Babam Kurbağa Oldu da Petek'in bu dönemini anlatan bir kitap. Ve eğlenceli, güzel bir kitap. Severek okuyacağınızı düşünüyorum ben. -25 Derneği'nde benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. İsmi Yasemin. Yasemin'le biz üniversiteden tanışıyorduk. Ve kendisi bana -25 Derneği'nde yaptıkları bazı çalışmaları anlattı. -25 Derneği şiddete karşı bir dernek. Ve şiddetle ilgili çocukların işte şiddetten korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Ben -25 Derneği'nin çalışmalarını takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar. Ve -25 Derneği'nde çalışma yaptıkları çocuklarla bir arada olmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğer yaşadığımız bu zor günler olmasaydı, oradaki çocuklarla bir araya gelip kitaplarımla ilgili atölyeler yapacaktım. Ama ben bu yaşadığımız sürecin eninde sonunda biteceğini biliyorum. Biraz uzun da sürse çocuklarla tekrar bir araya geleceğiz. Ve o zaman -25 Derneği'ndeki çocuklarla ilgili de drama atölyeleri yapabileceğim. Biraz size bu drama atölyelerinden söz edeyim öncesinde. Sonra buluştuğumuz zaman bu etkinlikleri yaparız. Babam Kurbağa Oldu ve robotum Zeytin'le ilgili okuma çalışmaları, drama çalışmaları yapıyorum. Ve bunları yaparken yazma çalışmaları da yapıyoruz. Ve bunları yaparken bol bol oyunlar oynuyoruz. Çok keyifli geçen zamanlar oluyor. Benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi çocuklarla oyun oynamak çünkü. Yasemin'le konuşurken bana -25 Derneği'ne ve derneğindeki çocuklar için yazma sürecimle ilgili bazı şeylerden söz etmemi istedi. Mesela yazarken hangi duyguları yaşadığımı sordu. Yazarken birçok duygu yaşıyorum. Yani yazmak bir yerde yaşamak gibi oluyor çünkü. Yazdıklarınızı zihninizde tasarlarken yaşıyorsunuz ve yazmak çok büyülü bir süreç. O büyülü süreç başladığında hayaller kurup o hayalleri cümlelere aktarmak, yazıya aktarmak bu çok heyecan verici. Aslında yazarken birçok duyguyu yaşıyorum ama tüm bunların üstünde hepsini kapsayan bir şey var. Çok büyük bir heyecan duyuyorum. Bu çok tutkulu bir şey benim için. Çok büyük bir heyecan duygusu var çünkü. Yazmanın bende böyle bir duygusu var. Ve tabii bu duyguyu yaşarken aslında çocukların ve herkesin yazmaya ilişkin bu heyecan duygusunu yaşamayı çok isterim.
Bence evlerinizde küçük denemeler yapabilirsiniz yazmakla ilgili. Mesela sevdiğiniz bir kitaba bir bölüm ekleyebilirsiniz. Bittikten sonra bir bölümde siz yazabilirsiniz. Bu sizin yazma yeteneğinizi, isteğinizi, ilginizi geliştirecektir diye düşünüyorum. Ya da kitabın içerisindeki karaktere bir mektup yazabilirsiniz. Yani içinizde ona anlatmak istedikleriniz varsa bunları yazabilirsiniz. Ya da siz o kitabın içerisindeki karakter olsaydınız, onun yerine neler yapardınız, bunları yazabilirsiniz. Ben yazmanın çok büyük bir özgürlük olduğunu düşünüyorum. Hayal kurmanın, kitap okumanın. Ve eğer yazarken hayal kurduğunuz şeyleri aktarabilirseniz, gerçekten o zaman evin içerisinde özgürlüğünüz kısıtlanmış gibi hissetmiyorsunuz. Ve çok başka dünyalara okumak yoluyla, yazmak yoluyla yolculuk yapabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten müthiş bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını isterim. Yasemin bana bir de hani -25 derneğindeki çocuklar için nelerden ilham aldığımı anlatabileceğimi söyledi. Birçok şeyden ilham alıyorum. Çünkü filmler, işte gün içerisinde bulunduğum ortamlar, kurduğum ilişkiler, yani izlediklerim, okuduklarım birçok şey bana ilham verebiliyor. Birçok şeyden etkilenebiliyorum, onlar üzerine düşünebiliyorum. Sanırım aslında bir de şöyle bir şey var sanmaktan öte. Yazmak biraz da okumakla ilgili. Çok okuduğunuz zaman hayal dünyanız harekete geçiyor ve size bir takım şeyler fısıldamaya başlıyor. Onun için bu sürprizli, bu fısıldaşmalı süreci -25 derneğindeki çocukların ve diğer çocukların da yaşamasını çok isterim. Bol bol kitap okuyun. Kitap okumak özgürleştirir. Kitap okumak birçok şey katar. Kitap okumak başka dünyalara yolculuk kurdurur. Yazılar yazdırır, hayaller kurdurur. Bu dünyada siz de var olun. Hayaller yoluyla, yazılar yoluyla, kitaplar yoluyla. -25 derneğine tanıştığım için merhaba ve yeniden görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.